Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Ayşegül. Evet. Hint kınası yapıyorum. Ayşegül Hanım, kaç yıldır burada bu Hint kınasını yapıyorsunuz? Ben 3 yıldır yapıyorum. Balıgöl'ün çıkışında, şey çıkışındayım. 3 yıldır da bu işi yapıyorum. Peki nasıl öğrendiniz? Nereden bu merak doğdu böyle? Bu işi yapmak nereden aklınıza geldi? Bu işi benim gibi bir kınacıdan öğrendim. Antepli Hint kınacısından. Ben de onu görünce ben de Urfa'da neden olmasın diye düşündüm. Urfa'da yapan yoktu. Ben başladım. Hani şimdi Mardin, Milat'ta, Antep'te, Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Urfa'da neden olmasın diye ben de bu işe girdim. Yani 3 yıldır da yapıyorum çok şükür. Urfa'da bu işi yapan tek kadın siz misiniz? Aynen, bu işi yapan tek benim ve Urfalıyım ve bu işi yapan da tek benim. Çok güzel. Peki Hint kınasını daha çok Urfalılar mı yaptırıyor yoksa Balıklı Gölü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler mi yaptırıyor? Yani Urfalıların da çok merakı var ama daha çok dışarıdan gelen yabancılar. Turlar, yurt dışından gelen Türkler, onlar daha çok merak yani ediyorlar, daha çok yapıyorlar. Yani görünce yapıyorlar hemen hemen. Turistlerin, işte vatandaşın istediği her deseni çizebilir misiniz? Aynen, her, hangi deseni isterlerse, gösterirlerse çizerim. Aynen. Peki bir deseni çizmek sizin ne kadar zamanınız alıyor? Yani büyükse 5 dakika alır, normal ise 3 dakika, en çok yani 5 dakika alacak. Kendisi bir haftalık, yine yıkamaya bağlı. Eğer çok uzun kalmasını istiyorsa fazla suyla şey olmayacak yani suyla deterjan ürünüyle fazla olmadı mı da kalır. Ama bir haftalıktır yani. Helaldir, kınadır. İçinde katkı maddesi yok. Onun için bir hafta da geçer. Peki bu yaptığınız Hint kınasının geçmişiyle, tarihiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani geçmişte bizim daha önceki bayanların eline yaptığı dek sanatını bir nevi anlatıyor. Onlar anılarına yaptıklarını, bir onları yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelenler onu merak ediyor. Hani geçmişteki neler yapmışlar diye. Bir nevi de böyle bizim yıllardır yaptığımız asırlık kınayın el üstü artık olması. Evet. Peki o kınadan farkı ne? Bildiğimiz işte normal yeşil kınadan farkı ne? Yani bunun daha çabuk kuruyor, daha çabuk geçiyor. Mesela o daha bir kalıyor. Bu bir haftada geçiyor. 15 dakikada da kuruyor. Aynı maddeden mi yapılıyor yoksa farklı mı? Aynı. İçindeki madde aynıdır yani. Aynı madde. Kına. Normal yeşil kına işte bir gece kalması lazım elde. Daha uzun süre kalıyor ki rengini versin insan eline, insan vücuduna. Bu hemen, hemen şey olabiliyor. Hemen. Peki bunu sağlayan madde nedir? Yani biz bunu dışarıdan Hindistan'dan getiriyoruz. Hani onu şey yapamam ama helaldir. Helal sertifikalı diye getiriyoruz. Kınadır, özü kınadır. Bir hafta işte ancak bir hafta kalabiliyor. Peki çizerken hiç zorlanıyor musunuz? Mesela baktığımız kadarıyla çok böyle yoğun desenler de var. Çok incelik, titizlik isteyen desenler de var. Siz bunları yaparken zorlanıyor musunuz? Püf noktaları nedir? Yani ben bunu ilk yaptığımda zorlanıyordum. İlk yaparken birinci yıl öyle zorlanıyordum. El titremesi çok vardı. Yani onu aşmak bir yılımı aldı. Ama şu an yok. Şu an zorlanmıyorum. Hangi model olursa yapabiliyorum. Çiziyorum. Mesela Urfa'da genç çocuklar gelip canım anam yazarlar hep. Kalp atışı yaparlar. Öyle şeyler yaparlar Urfa'nın genç çocukları. Peki daha çok kadınlar tercih ediyor Urfa'da. Erkekler de tercih ediyor mu? Erkekler yok, de yapıyor erkek mu? Erkek değil de genç kesim böyle. Çocuklar falan. Hani dediğim gibi canım anam yazarlar. Kalp atışı öyle çocuklar. Ama erkekler değil. Bayan. Daha çok bayan zaten yapıyoruz. Peki Urfa'da gelinler de yapıyor mu? Çok tanıyan yok. Bulan yapıyor. Ben gidip beyaz kına da yapmışımdır ellerini. Gelinleri. Gören gelip yapıyor. Bazen ben gidiyorum kuaföre yapıyorum. Yani tercih eden var. Dışarıda daha çok öyle. Mesela İstanbul'da bütün gelinler yapıyor beyaz kına. Burada da var. Peki talep nasıl? Talep güzel. Dışarıdan gelenden daha çok. Daha güzel yani. Urfa'da fuarda falan daha çok yapıyorlardı da. Şu anda talep dışarıdan gelen. Talep güzel. Peki ücreti nedir bir Hint kanasının yapımı işte o bir deseni mesela çiziyorsunuz onun ücreti maliyeti nedir? Yani şimdi 20'den başlıyor modele göre 20-30 arası fiyat modele göre fiyat belirliyoruz. Peki gördüğümüz kadarıyla şurada işte paketi var. Bir paketi ile kaç tane desen çiziliyor? Bir paketle 5 tane yapabiliyoruz. 5 tane. 5 desen çizebiliyorsunuz. Yani. Peki desenin yoğunluğuna göre değişiyor mu bu? Aynen. Büyük desense o zaman 4 diyelim. Öyle ona göre değişir. Peki şöyle bir paketini ne kadara alıyorsunuz? Şunun maliyeti şu an 25 TL'de. Bir alıyorum. Ama dışarıdan getiriyorum yani.
taze ve yeni gelmesi lazım. Urfalıları beklerim. Urfalıların da yapmasını isterim. Yani sadece dışarıdan gelen bayanlar değil, Urfalılar da yapsın. Peki tepki aldığınız oldu mu? Mesela burada bu işi yapıyorsunuz. Yani dövme sandığı. Çevreden tepki alıyor musunuz? Aynen. Dövme sandığı ilk başta. Urfalılar dövme sanıp tepki verdiler. Makine olduğunu söyleyince, helal olduğunu söyleyince artık bundan sonra herkes tanıdı beni zaten. Esnaf abilerim hepsi sağ olsunlar, yardımcı oldular. Şu an tepki yok. Peki bir kadın olarak bu işi yaparken zorlanıyor musunuz? Yani hem bu işi yapıp hem de ev işi yapmak zorluyor. Yoksa iş kolay ve güzel. İşi de seviyorum. Severek yapıyorum. Yani dediğim gibi Urfalılar kadınlarını da davet ediyorum. Yani onlar da yapsınlar. Sadece dışarıdan gelen yapmasın. Urfalı bayanlar da yapsın. Buyurun. Sen de yaptırsana kendim. Tamam, ben öyle, ne bileyim, elimde. Onu da söyle, tamam. Şifre değil, ben yapayım. Ha? Ne? Sabah geçerken fark etmedim ben bunu. Bu şekilde bir şey oldu.